Değerli T24 izleyicileri tekrar merhaba. Bugün e, dolar neden yükselmiyor sorusunun yanıtını arayacağız birlikte. Neden yükselmiyor sorusu'nun şöyle bir anlamı var. E, merkez bankası başkanı biliyorsunuz sürpriz bir şekilde cumartesi günü e, görevden alındı Erdoğan tarafından. Bu büyük bir sürprizdi, beklenmiyordu ve merkez bankasının e, bağımsızlığına müdahale olarak algılandı. alglandıdan öte aslında bu zaten somut olarak bağımsızlığına bir müdahale ama yeni haftaya başladık. Korkulan olmadı. Dolarda acaba hızlı bir yükseliş yaşanır mı bu Merkez Bankası'ndaki operasyona tepki olarak diye bir korku vardı insanlarda, vatandaşlarda, piyasalarda. Ama bu gerçekleşmedi. Bugün şu dakikalarda doların seviyesi bakalım tekrar 5.6780 Korkulduğu gibi 6 liranın üzerine e, çıkmadı, hatta tam tersine hafif bir şekilde Pazartesi günü evet biraz yükseldi yüzde iki kadar ama ondan sonra tekrar hafif bir şekilde gevşedi e, dolar TL kuru. Neden? E, bu sorunun cevabını e, piyasaları, uluslararası piyasaları yakından izleyenler biliyor. E, bu sorunun cevabı Amerika Merkez Bankası'nın e, başkanının ...dün gece e, Amerikan Kongresi'nde, Amerikan Temsilciler Meclisi Mali İşler Komitesi'nde yaptığı konuşmaya bağlı. E, Jerome Powell, Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı... ...dün dedi ki, ticaret savaşları, yani Amerika ile Çin arasındaki gümrük vergisi restleşmesi... ...buna ticaret savaşları deniyor biliyorsunuz. Ticaret savaşları dedi Jerome Powell... Amerikan e, ekonomisinin önünde e, hız kesici e, bir etmen olarak varlığını sürdürüyor. Bu, bu bir problem Amerikan ekonomisinin sağlığı büyümesi için dedi dün Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada. Bu Peki bununla e, TL'nin dolar karşısında değer kazanmasının arasında nasıl bir ilişki var diye haklı olarak soracaksınız. Ben bunu aslında T24'teki yazımda, dünya yılanan yazımda açıklamaya çalışmıştım. Ama biraz gerçekten karmaşık bir ilişki, tekrarlamakta fayda var. Amerikan Merkez Bankası geçen ayın başında faizlerde bir indirime başlayacağı açıklamasını yapmıştı. Başkan Jerome Powell'ın ağzından. Bunun sebebi de ticaret savaşlarının, yani Çin ile Amerika arasındaki gümrük vergisi restleşmesinin, dünya ekonomisini yavaşlatması... Çünkü gümrük vergileri yükselince tahmin edeceğiniz üzere ihracat, ithalat yani dış ticaret bütün ülkeler arasında yavaşlıyor. Bunun sonucunda dünya ekonomisi yavaşlıyor. İşte bu yüzden Amerikan Merkez Bankası faizleri indirmeye karar vermişti. Ve bu kararın hemen ardından Haziran ayını hatırlayalım. TL uzun bir aradan sonra dolar karşısında değer kazanmaya başlamıştı fakat ondan sonra ayın sonunda G20 zirvesi gerçekleşti. Erdoğan'ın Trump'la görüşme yaptığı, S400'leri konuştuğu zirvede Trump'ın daha önemli Erdoğan'la görüşmesinden daha önemli bir buluşması vardı. Çin devlet başkanı Xi ile birlikte. Orada ticaret savaşlarına bir ateşkes ilan edilmesi kararı aldı iki lider. Şöyle ateşkes Bundan sonra masaya oturacak taraflar yani Amerika ve Çin ve e, bu gümrük vergisi restleşmesine ara verecekler. Durduracaklar ve bu sorunu çözmeye çalışacaklar. E, zirveden bu kararın çıkması Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımından vazgeçebileceği ya da düşünüldüğü kadar yüksek oranlı bir artırım yapmayacağı e, yapmayabileceği şeklinde e, yorumlandı. Bunun hemen ardından dolar TL karşısında tekrar yükselmeye başladı. Biraz karmaşık bir ilişki ee, ama yani bir taraftan da aslında son derece basit. Ee, Amerikan Merkez Bankası faizleri yükseltirse e, TL e, değer e, kaybediyor. Faizleri düşürürse TL değer kazanıyor. Dün akşam Kongrede yaptığı konuşmada Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell dedi ki. Amerikan ekonomisinin geleceği çok parlak gözükmüyor. Bu ticaret savaşlarıyla ilgili mesele çözülmüş değil. Dünya ekonomisinde öyle kısa vadede bir toparlanma falan beklemiyoruz. Mealen söylüyorum. Dünya ekonomisinde öyle bir hızlı toparlanma beklemiyoruz. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi önümüzdeki dönemde yavaşlayacak. Yavaşlamasına karşı olarak Amerikan ekonomisini biraz olsun canlandırabilmek için... Gerekli önlemleri alacağız dedi. Gerekli önlemleri alacağız demek faizi düşüreceğiz demek. Ee, tekrar hatırlayalım Amerikan Merkez Bankası faizi düşürünce Türk lirası dolar karşısında değer kazanıyor. İşte bu yüzden bugünkü programımızın en başında sorduğum sorunun cevabına geldik. İşte bu yüzden Türk lirası Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya cumartesi e, sabah e, bir e, olağanüstü bir operasyonla görevden alınmasına rağmen Türk lirası dolar karşısında dün değer kazandı. Çünkü Amerikan Merkez Bankası faizleri indirince Türkiye'ye sıcak para yağacak diye yatırımcılar ve piyasaları izleyen vatandaşlar düşündü. 31 Temmuz'da Amerikan Merkez Bankası bir toplantı yapacak. Orada faiz indirimi kararını alacak. Powell'ın yani Merkez Bankası Başkanının dün yaptığı konuşma bunun kesin artık bir anlamda ilan edilmesi oldu. Artık kaçınılmaz bir şekilde Amerikan Merkez Bankası'nın 31 Temmuz'da faizleri indireceğini biliyoruz. Henüz daha ne kadar indireceğini bilmiyoruz genel beklenti 0.25 yani çeyrek puanlık bir indirim gerçekleştireceği yönünde ama bir ihtimal biraz daha yüksek biraz daha kalın tırnak içinde bir indirim de olabilir 0.5 yani yarım puanı bulabilir indirim ama her nasılsa her durumda bir indirim gerçekleşecek ve bu Türk lirasının işine yarayacak Türk lirasını güçlendirecek Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını sağlayacak. Biliyorsunuz piyasalarda beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır. Şu anda satın alınan beklenti dolar TL kurunda. Satın alınan beklenti biraz önce söylediğim gibi 31 Temmuz'da Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri indireceği beklentisi. Bu beklentiyi şu an satın alıyor piyasalar TL'ye yatırım yapıyorlar. TL'nin değeri bunun sonucunda dolar karşısında yükseliyor. Sadece TL mi değer kazanıyor dolar karşısında? Hayır. Ee, bu mekanizma biraz önce anlatmaya çalıştığım mekanizma sadece dolar ile TL arasındaki ilişkide kurda değil, hemen hemen e, bütün gelişmekte olan ülkelerin paralarıyla dolar arasındaki kurlarda e, geçerli olan bir mekanizma. Dünden bu yana e, neredeyse bütün e, gelişmekte olan e, ülke paraları işte Brezilya'nın real'i, Arjantin'in pezosu, Polonya'nın zlotisi, Hindistan'ın rupisi e, te dolar karşısında değer kazandı. Niçin tekrar olacak e, özür dilemek, e, dileyerek tekrarlamak zorundayım. Niçin dün Amerikan Merkez Bankası Başkanı e, Powell'ın e, kongrede yaptığı konuşmada faiz indirimi işaretini, sinyalini verdiği için. İşte bu yüzden TL ve TL'nin kardeş paraları yani gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kazandılar. Peki e, haklı olarak soracaksınız Merkez Bankası Başkanı'nın böyle apar topar Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın apar topar görevden alınması acaba dolara dolar TL kurunu hiç mi etkilemeyecek? Yani TL üzerinde hiç mi olumsuz etki yaratmayacak? Bu sorunun yanıtı 25 Temmuz tarihinde olacaklara bağlı. 25 Temmuz'da ne olacak? 25 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni başkan Murat Uysal başkanlığında toplanacak. Ve o toplantıdan faizle ilgili bir karar çıkacak. çeşitli olasılıklar var. Faizle e, faizle bir değişikliğe gitmeyebilir merkez bankası. Uzun zamandır, aylardır e, bu şekilde davranıyor. Faizle herhangi bir değişikliğe gitmiyor e, toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ama bu sefer e, genel beklenti böyle yapmayacağı ve faizi indireceği şeklinde. Çünkü bir biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda son derece net kendi ifadesiyle söylüyorum faiz bütün kötülüklerin anasıdır diyor Cumhurbaşkanı ve zaten eski eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı da bu gerekçeyle görevden aldığını bizzat açıkladı kendisiyle birlikte işte Bosna Hersek, Bosna Hersek'e giden gazetecilere. Dolayısıyla yeni başkan üzerinde faizi indirmesi yönünde bir net bir beklenti var. Arzu ederseniz siz buna bir baskı var şeklinde de söyleyebilirsiniz, kurabilirsiniz bu cümleyi. Peki şimdi soru şu: 25 Temmuz günü geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne kadarlık faiz indirimine gidecek? Bu soru önemli. Yani bu soru da e, TL'nin dolar karşısındaki değerini önümüzdeki günlerde belirleyecek e, olan iki faktörden bir tanesi. Bir tanesi biraz önce açıkladığımız gibi e, Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı. ikincisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın e, alacağı faiz kararı. Şimdi 25 Temmuz'da ne yapacak e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası? İki ihtimal var bir e, düşük oranlı bir faiz indirimine gidecek. Muhtemelen yüzde birlik yani yüz bas puan diyor buna iktisatçılar, ekonomistler. yüz e, bas puanlık bir indirime gidecek. Ya da Erdoğan'ın beklediği gibi kallavi, kallavi benim kelimem, kallavi şöyle hani şöyle 3-5 puanlık bir faiz indirimine gidecek. Eğer yani Cumhurbaşkanı'nın böyle bir beklentisi olduğunu tahmin edebiliyoruz. Çünkü şöyle bir düşünce var e ekonomi yönetiminde. Şu anda piyasalarda, ekonomide, işte esnafta, çarşıda, pazarda ve mağazalarda yaprak kımırdamıyor. Kimse iş yapmıyor. Ne olabilir? Faizi biraz düşürürsek insanlar para harcamaya başlar parasını bankaya yatıracağına. Böylece ekonomi canlanır diye ekonomi yönetiminin beklentisi var. İşte bu yüzden... Kallavi bir faiz indirimi arzu ediyorlar, istiyorlar. Ama orada da şöyle bir problem var. Türkiye'nin tek meselesi faiz değil. Bütçe dengesi şaşmış durumda. İşte i̇lk 5 ayda yıl sonu için öngörülen bütçe açığının %85'ine %83'üne ulaşılmış durumdaydı. Bugün de Hakan Özyıldız'ın bir yazısı vardı T24'te. O da bütçe dengelerinin nasıl şaşmış durumda olduğunu çok detaylı bir şekilde analiz etmiş ve açıklıyordu. Bütçede durum parlak değil. Yani maliye politikası, bu bütçe politikasına maliye politikası adı veriliyor. Yani devletin gelir gideri gelir giderine. Yani maliye politikası gevşemiş durumda. Bir. İki, bir de siyasi bir problem var hemen önümüzde. S-400 krizi, yani füzeler geldi mi, gelmek üzere mi, yolda mı, uçakta mı bilmiyoruz ama belli ki eli kulağında. Ve Amerika yaptırımları uygulayacağının sözünü verdi çeşitli resmi ağızlardan. Dolayısıyla S-400'ler gelecek, Amerikan yaptırımları uygulamaya girecek. Ve bunun ekonomide, piyasalarda bir karşılığı, bir yansıması olacak. Bir olumsuz bir yansıması olacak. Dolayısıyla iki olumsuz gelişme var, tekrar edelim. Bir, Maliye politikasındaki gevşeme yani bütçe dengelerinin seçim ekonomisi dolayısıyla şaşmış olması. 2- S-400 dolayısıyla Amerika'nın uygulayacağı yaptırımlara piyasanın vereceği olumsuz tepki. Şimdi bu iki risk, iki kötü gelişme mevcutken bir de faizleri 3-5 puan indirmek ne derece doğru olur? İktidar her durumda doğru olacağı görüşünde. Ama piyasalar, özellikle de Türkiye'ye sıcak paraya getiren yabancı yatırımcıların e, raporlu raporlarını okuduğunuzda bunu görüyorsunuz. Onlar birkaç puanlık yüksek bir e, faiz indiriminin, kallavi bir e, kal, e, faiz indiriminin kötü olacağı e, görüşündeler. Bunu olumsuz tepki verebilirler. Ne demek olumsuz tepki? TL'yi TL'de satışa geçebilirler. Ve bu e, Dolar-TL kurunda yeni bir DFRM'e yol açabilir Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bizim Merkez Bankamızın 25 Temmuz'da alacağı faiz kararı son derece kritik dolar ve TL'nin önümüzdeki dönemde nereye gideceğini o gün alınacak faiz kararı ve ondan altı gün sonra Amerika'da Amerikan Merkez Bankası tarafından alınacak olan faiz kararı belirleyecek. E biz T24'te bu toplantıları ve para piyasalarındaki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.